Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizden gelen yoğun talep üzerine tüm zamanları tek bir derste anlatacağım. Evet, bakın burada present, past ve future olmak üzere 3 ana zaman dilimi var. Present ne? Şu anda, şimdi. Past, geçmişte. Future, gelecekte. Ve ben bu gramer isimleri olarak da simple, continuous, perfect ve perfect continuous olarak da ayırmışım. Yani ben bunları şöyle okuyacağım. Present simple tense, past continuous tense ya da future perfect ya da future perfect continuous gibi. Bakın ilk isimleri buradan söyleyeceğim ve oraya bağlayacağım, tamam mı? Şimdi normalde beni bilen arkadaşlarımız veya benim öğrencilerim bilirler. Ben aslında böyle zaman isimlerine pek fazla takılmam ama sizden o kadar çok yoğun talep geldi ki hocam lütfen bu zaman isimleriyle beraber bir anlatır mısınız? Bir de sizden dinleyelim dediler. O yüzden böyle bir çalışma yaptım. Umarım faydam dokunur. Şimdi present simple. Bakın present tense şimdiki zamanda biz STLP tekniklerinde biliyorsunuz bu tüm bu zamanları zaman isimlerinden ziyade farklı şekillerle anlatmaya çalıştık. Orada çok daha farklı bir aslında boyutta İngilizce anlatıyoruz. Bu karıştırılmasın, tamam mı? İngilizce10.com'da anlattığım dersler buradan tamamen farklı. Öncelikle bunun altını çizeyim. Şimdi present simple. Present simple tense. Bunu hep duyuyoruz. Okullarda da hep öğretilir mi present simple tense? Present simple tense arkadaşlar fiilin birinci halini kullandığı bir tense'dir. Fiilin birinci halini kullanıyoruz. Bir örnek verelim mi? I read a book every day. Tamam mı? Yazalım. I read a book. Bitti. I read a book. Fiilin birinci halini kullandım mı? Kullandım. Dikkat edeceğin diğer bir husus burada. Eğer ki bu eylemi yapan kişi he, she, it olursa buraya s takısı getireceksin. Yani I read, you read, we read, they read ama he reads, she reads, it reads şeklinde olacak. Yani eğer ki he, she ve it olursa ne yapıyormuş arkadaşlar? Fiile s takısı ekliyorum, unutma. Tamam mı? Bu bir. O zaman present simple dediğimiz olay fiilin birinci halini kullandığımız yapı. İkincisi emizalı yapı da present simple'dır arkadaşlar. Emizalı yapı da present simple'dır. Yani he is a doctor. She is a nurse. Bakın bu da bir present simple yapısıdır. Hadi gelin bir örnek daha verelim. Present simple'a. I play football every day but he plays football every Tuesday. I study English every night, but he studies English 1 hour a day. Tamam mı? Bu örnekleri çoğaltabilirim. Yani burada dikkat edeceğimiz tek şey present simple fiilin birinci halini kullanıyor. He, she ise o fiilin birinci haline s takısı geliyor. Artı emizarla beraber de kullanılacak. He is a doctor, it is a book. Değil mi? This is a door gibi bu da bir present simple'dır. Unutmayın. Burada kalsın. Gelelim past simple. Past simple fiilin hep arkadaşlar ikinci halini kullanır. No exceptions. İkinci halini kullanacağım. Bu ne demek? Örneğin dün televizyon izledim. Değil mi? I watched TV. Bitti. Past simple dediğimiz anda fiilin ikinci halini kullanıyoruz. I watched TV, you watched TV, he watched TV, she watched TV. Eylemi kim yaparsa yapsın fiilin ikinci hali. Okay? Unutmayın. Olumsuzu bunun didn't'tır. Yani I didn't watch TV olumsuzlarda fiilin birinci halini kullanır mı? Unutmayın, tamam mı? Yani olumlularda fiilin ikinci halini kullanacağım ama tabii cümle olumsuz olursa da didn't gelecek. Didn't'tan sonra fiilin birinci halini kullanacaksın. Yani yapmadım, gitmedim, etmedim gibi. Hadi şuna bir bakalım da bunu da geçtik çünkü. Şimdi present simple fiilin birinci halini kullanıyorum. Değil mi? I read a book every day. Olumsuzu ben kitap okumam. I don't read a book. Sen kitap okumazsın. You don't read a book. We don't read a book. They don't read a book. Ama he, she, it olursa da he doesn't read a book. She doesn't read a book. It doesn't read a book şeklinde gidiyor. Yani present simple olumlularda fiilin birinci halini kullanıyorsun. Olumsuzlarda da ne yapacağım? Doesn't ve don't olumsuz kelimelerini getireceğim. Buraya bakalım. Past simple'da da fiilin hep ikinci halini kullanıyorum. Bunun Türkçesi de biliyor musun arkadaşlar? Bunun Türkçesi yaptım. Bunun Türkçesi yaparım. Mesela örnek verirsek, tamam mı? Yaptım. Dün televizyon seyrettim.
I watched TV. Dün ders çalıştım. I studied English. Dün pizza yedim. I ate pizza. Ben bunu yaptım demek. Bu da burada kalsın. Gelelim future simple. Bakın, yaparım, yaptım, yapacağım. Hemen yazalım. Yapacağım. Yani Türkçe anlamı bu. Verdiği anlam bu cümle. Yapacağım. Bu kavram nedir arkadaşlar? Bu kavram will plus verb one diyoruz. Tamam mı? Bakın burada fiilin birinci halini kullanıyorsun. Tamam mı? Burada fiilin ikinci halini kullanıyorum. Ve burada da will artı verb one. Yani fiilin birinci halini kullanacağım. Yani örneğin yarın tenis oynayacağım. Değil mi? I will play tennis. Tenis oynayacağım dedim. Oynamayacağım diyeceksem ne yapacağım? Bunun olumsuz da won't. Won't. Yarın tenis oynamayacağım. I won't play tennis tomorrow diyeceğim. Hadi gelin en baştan bir örnek alalım. Çünkü bunların sürekli pekiştirilmesi lazım. Tamam mı? Bir örnek daha verelim arkadaşlar. Diyelim ki tenisten örnek verdim. Şöyle diyeyim. Ben günde bir saat tenis oynarım. I play tennis 1 hour a day. Süper. Ben tenis oynamam. I don't play tennis. Ben dün tenis oynadım. I played tennis yesterday. Ben dün tenis oynamadım. I didn't play tennis yesterday. Yarın tenis oynayacağım. I will play tennis tomorrow. Yarın tenis oynamayacağım. I won't. Bak, won't. Unutma. Şurayı yazayım. Tamam arkadaşlar. Şöyle yazacağım. Bakın bu. Won't. Bunun okunuşu böyle. Won't. Bu won't değil. Tamam mı? Won't. Eğer won't diyemiyorsan ö'ye yakın bir şey söyle. Won't. I won't. I won't play tennis tomorrow. Yani tenis oynamayacağım. Bu da burada kalsın. Bakın bunlar basit. Present simple. Past simple. Future simple. Yani yaparım. Dün yaptım. Yarın yapacağım. Anlamları veriyor cümleye. Olay bu. Şimdi gelelim present continuous. Continuous ne arkadaşlar? Continuous. Devam ediyor. Continuous'u duyduğun anda bir kere ing takısı eşittir. Türkçedeki yor. Geliyor, gidiyor gibi. Tamam mı? Yani bu yorlu. Yorlu zamanlara bakacağız. Eylem devam ediyor. Eylem bitmedi. Present continuous. Eylem şu anda yapılıyor. Örneğin orada birisi var şu anda televizyon seyrediyor. Ben ne diyeceğim? Televizyon seyrediyor şu anda. Bunun arkadaşlar emizarı getireceksiniz. Emizardan sonra ben fiili ing getirdiğim anda bakın eylemi yapan kişi burada olacak. Tamam mı? Eylemi yapan kişi tabii ki are you, we, they, he, she it olabileceği gibi özel isim Tom da olabilir. Bu özel ya, eylemi yapan kişiye göre emizardan bir tanesini seçeceğiz. Değil mi? I am, you are, he, she, it is, we are, they are gibi. Ondan sonra fiile ing takısı ekleyeceğim. He is watching TV. He is watching TV. Bunun anlamı arkadaşlar televizyon izliyor. Tamam mı? Şöyle yazalım. Yani Türkçe karşılığı. Bakın bu yaparım, yaptım, yapacağım. Bu yapıyorum. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Yapıyorum. Yani bunun cümleye kattığı anlam şu anda yapıyorum. I am studying English now. Şu anda ders çalışıyorum. We are playing football now. Biz şu anda futbol oynuyoruz. They are running at the moment. Onlar şu anda koşuyorlar gibi gibi. Tamam mı? Bu da burada kalsın. Tabii olumsuzlarına da bakalım. Olumsuzlarına da arkadaşlar. Am is a not. Yani I am studying English now. İngilizce çalışıyorum. I am not studying English now. İngilizce çalışmıyorum. Yani yapıyorum. Olumsuzu yapmıyorum. Unutma. Past continuous diye bir şey var. Bu da cümleye yapıyordum anlamı katıyor. Hemen şöyle yazalım. Yapıyordum anlamı katıyor. Peki bu cümle nasıl kurulacak? Gene arkadaşlar eylemi yapan kişi cümlenin başına gelecek. Bu sefer emizar değil. Was were'den bir tanesini kullanacağım. Daha sonra fiil ing ikini getireceğim ve olayı bitireceğim. Yapıyordum. Dün televizyon seyrediyordum. I was watching TV last night. Hemen yazalım. I was watching TV last night. Dün gece televizyon seyrediyordum oldum. Unutmayın bak was ya da were dedim. Nerede was, nerede were geliyor? Hemen ona bakalım. I, eylemi yapan kişi I ise I was. She was. He was. It was. They were. We were. Şeklinde olacak, tamam mı? Tabii bu özel bir isim de olabilir. Tom da olabilir. Tom was olacak, unutma. Peki bunlar olumsuz olursa ne olacak?
I wasn't. Bakın bu oğlu şekilde söyleyeceğim. British İngilizcesinde bu oğludur, tamam mı? Wasn't. Amerikan İngilizcesinde was. Biraz daha sert. British English. I wasn't watching TV last night. Dün gece televizyon izlemiyordum. He wasn't. She wasn't. They weren't. We weren't. Şeklinde telaffuz edeceğim. You weren't. Güzel. Adı past continuous. Future. Gelecek. Future continuous. Bak bu sefer de gelecekte yapıyor olacağım gibi. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Yani yapıyor olacağım. Cümleye katmış olduğu bu zamanın cümleye katmış olduğu Türkçe anlam yapıyor olacağım. Peki nasıl kullanacağım cümle içerisinde? Eylem yapan kişi başa geçecek. Ondan sonra will be diyeceksin. Sonra da fiil ing takısı getireceğim. Bitti. Bak. I am watching TV now. Şu anda televizyon izliyorum. I was watching TV last night. Dün gece televizyon izliyordum. Yarın gece televizyon izliyor olacağım. I will be watching TV tomorrow diyeceğim. Hemen şuraya yazalım. I will be watching TV tomorrow night. Umarım yazdıklarımı görebiliyorsunuzdur. Tamam mı? Şu şekilde diyeceğim. Hadi gelin şimdi en baştan alalım mı? Nasıl fikir? Şimdi bak, present simple. Yaparım, ederim, giderim, gelirim. Her zaman yaptığınız şeyler. Yani yapmakta size farklı gelmeyen şeylerdir. Çünkü biz bunları ara ara yaparız, değil mi? Mesela her gece kitap okurum. I read a book every night. Past simple. Yaptım, ettim, bitti. Yani eylemi tamamladın sen geçmişte. Dün kitap okudum. I read a book yesterday. Future simple dediğimiz yapacağım gelecekte. Yarın kitap okuyacağım. I will read a book tomorrow. Kalsın. Kitap okuyorum şu anda. I am reading a book now. Past continuous. Kitap okuyordum. I was reading a book last night. Dün gece kitap okuyordum. Future continuous. Yapıyor olacağımdı. Cümle kitap okuyor olacağım şeklinde olsaydı. I will be reading a book tomorrow night. Gibi gibi diyecektim. Bu da burada kalsın. Gene en başa döneceğim bakın. Şimdi gelelim present perfect. Present perfect'ler. Present perfect tense yine sizi çok zorlandığınız bir tense. Aslında biz belki sınavlarda çoğunuz bunu yapıyorsunuz ama günlük hayatta yani bir present perfect nasıl kullanacağım? Çünkü hep bana böyle de sorular geliyor ve ben öğrencilerinden konuşmalarından duyuyorum. Bu kadar çok hata yapıyorlar ki present perfect nerede kullanılacak? Yani adam günlük hayatta present perfect'i kullanacağı yeri bulamıyor. Bakın arkadaşlar present perfect sizin bir haberinizde kullanılacak. Öncelikle buradan başlayayım. Ne demek bu sizin bir haberinizde kullanılacak? Hani haberleri izlersiniz ya. Derler işte şurada iki kişi yakalandı. İşte başbakan şuraya vardı. İşte şöyle şöyle oldu. Bu bir haberdir. Size ilk başta haber verir. Zaman hiç önemli değildir. Ne zaman oldu? Umrunuzda değil. Önemli olan ne olduğudur? İşte present perfect bununla ilgileniyor. Ne demek? Arabamı yıkadım. Arabamı yıkadım. Ben sana ne yapıyorum? Bak burada bir haber veriyorum. I have washed my car. Yeni ayakkabı satın aldım. Ne yapıyorum? Sana bir haber veriyorum. Diyorum ki ya bak ben ayakkabı aldım. Ne zaman aldım önemli mi? Değil. I have bought new shoes. Tamam mı? Bunu bir şekilde söyleyeceğim. A pair of new shoes. Present perfect senin haberin. Elimi kestim. Bak bu da beraber. Elimi kestim. I have cut my finger. Parmağımı kestim. Tamam. I've cut my finger. Bakın bu da bir haber. Ne zaman kestiğin önemli değil. Zaten zamanı söylemedin ama illa zaman söylemek gerekirse geçmişi kullanırsan yani ben dün bir ayakkabı satın aldım. Dünü kullandığın an past simple'a gidersin onu söyleyeyim. O yüzden zamanı hiç kullanma. Önemli olan haberse present perfect'i kullan geç. Peki nasıl kullanacağım present perfect? Bakın bu yaptım demektir. Hani yazdık ya Türkçe karşılıklarını arkadaşlar. Bunun da Türkçe karşılığı yaptım. Ama bir haber olarak söylüyorsun. Yaptım. Böyle bir şey vardı ben bunu yaptım. Zaman hiç önemli değil. Bak bu da yaptım. Arada ne fark var? Bu geçmişte yaptım. Dün gibi. Geçen hafta gibi. Zaman kullanıyorsun cümlenin sonunda. 5 dakika önce. O da bir geçmiştir. Dün geçmiştir. Benim S2ELP videolarında ilk videomu ders 1 diye bir video var. Onu izlerseniz bunun arasındaki farkı çok daha iyi bir şekilde anlayacaksın.
Bu haber olarak yaptım. Devam eden zamanda yaptım. Bugün, bu hafta, bu yıl yaptım. Tamam mı? Bak bunlar devam ediyor zaman. İşte pek buna girmeyeceğim çünkü pek zamanım yok. Bu arasındaki farkı çok daha iyi anlamak istiyorsan benim ilk ders bir videom var. İlk videolarımdan bir tanesi. Hemen oraya git, onu izle. Ondan sonra tekrar buraya dönebilirsin ya da bu dersten sonra da onu izleyebilirsin. Şimdi bu da yaptım. Bakın bu bir haber şeklinde. Unutma, haber veriyorsun. Tamam? Peki cümle yapısı nasıl? Eylem yapan kişi başa geliyor. Bu ay, you, we, they, he, she, it olacak. Ondan sonra have ya da has kullanacağım arkadaşlar. Sonra fiil üçüncü hali bitti. Bak bu üçüncü hali. Bir örnek verelim. Bir örnek verelim. Ne diyeceğim? Yeni bir telefon satın aldım. Bakın bu bir haber. Kendimden bir haber veriyorum sana. I have bought a new phone. Yazalım. I have bought a new phone. Fiillerin ikinci, üçüncü halleri. Bunların nasıl telaffuz edildiği çok önemli. Doğru telaffuz edildiği çok önemli. Bunların telaffuzunu biliyorum deyip de hani mesela şöyle diyor. Buy, bought, bought diyenler var arkadaşlar. Ben biliyorum diyorlar ama bought, bought değil. Buy, bought, bought. Bunu söylememin sebebi bunların mutlaka telaffuzlarının temiz bir şekilde. Yani İngiliz gibi değil ama temiz bir şekilde söylenmesi lazım. Yine İngilizce fiillerin telaffuzları adlı bir videom var orada. British İngilizcesi'ne telaffuz ettim. Yine o videoyu da izleyebilirsiniz. I bought a new phone. Süper. Yaptım. Yapmadım demek isteseydim. I haven't bought a new phone. Yeni bir telefon satın almadım diyecek. De kalsın. Past perfect. Yine çok zorlandığım bir tense değil mi? Past perfect de yapmıştım demek. Yapmıştım. Ne zaman? Geçmişte. Bak. Tamam mı? Past perfect bu. Nasıl çalışıyor? Eylem yapan kişi cümlenin başına geliyor. Ondan sonra had getireceğim. Sonra fiilin üçüncü hali bitti. Bu. Yapmıştım. Biz bunu Türkçe'de belki ben onu işte görmüştüm. Ben ona telefon etmiştim. Belki hiçbir şey yokken bir cümle şeklinde söyleyebiliyoruz ama İngilizce'de bu öyle birden söylenilmez. Tamam mı? Yani ben şimdi birden konuşurken Olaf Asad'ın ortada bir eylem yapılmış, keşifte bir eylem yapılmışken yani I had seen him diyemiyorsun. Ne demek? Bunu nerede kullanmam lazım? Bunu öncelikle geçmişte bir olay meydana gelecek. O olaydan önce olan olay için kullanacağım. Tamam mı? Bakın hemen şunu veriyorum. Yine benim past perfect'le ilgili ayrı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi past perfect'i kullandığım yer şöyle kısa bir bilgi vereyim sadece. Bakın biz geçmişteki fiilleri şöyle veriyoruz. Hani ne yaptın diye sorduklarınız zaman diyoruz ki işte uyandım, kahvaltımı ettim, evden çıktım, işe gittim. Bak ne yapıyorsun? Hep oldu bitti, oldu bitti, oldu bitti. Bunları İngilizce'ye çevirirken hep fiilin 2-2-2 şeklinde kullanacağım. Yani I woke up, I left home and I went to school by car. I studied English for 10 hours. I came home. Gördün mü bak? Oldu, bitti. Fiilin 2-2, yani verb to, verb to, verb to şeklinde gidiyor. Süper. Peki bunu nerede kullanacağım? Bu web to şekilde giderken bu sıra bozuldu. Hop bir geriye gitmek zorunda kaldın. İşte o zaman kullanacağım. Yani I woke up, I had breakfast, I left home, evden çıktım, telefonu evde unutmuştum. I left home, I had forgotten my phone. Değil mi? I had forgotten my phone. Telefonumu unutmuştum. Ama nerede unuttuğumu söyleseydim o zaman forgot değil, leave fiili kullanacağım. Yani I had left my phone at home. Bakın bu fark da var. Çok önemli. Bununla ilgili bir videom da var. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi benim burada anlatmak istediğim zaten bunların isimleri ve birer örnekle kafanızda anlam olarak canlanmasını sağlamak arkadaşlar. Yani detaylı olarak anlatmak istemiyorum. Yoksa gerçekten burada çok büyük bir konu var. Şimdi bu yapmıştım demek. Bir örnek verelim mi? Bak. Dün eve vardığımda akşam yemeğimi çoktan yemiştim. Değil mi? When I arrived at home, değil mi? Eve vardığımda I'd demek I'd already çoktan had dinner. Akşam yemeğini çoktan yemiştim. Bu. Çünkü eve vardım. Akşam yemeğimi çoktan yemiştim diye. Bundan önce olan bir olay. O yüzden bunu kullanacağım. Gelelim future perfect. Bu sefer bu yapmıştım. Bu da yapmış olacağım. Yapmış olacağım. İşte cümleye katmış olduğu anlam bu. Peki bunu nasıl kullanıyorum? Yine eylemi yapan kişi cümlenin başına geçecek. Will have
fiilin üçüncü halini kullanacağım. Hemen bir örnek verelim. Sen geldiğinde ben gitmiş olacağım. When you come, I will have left. Değil mi? Ayrılmış olacağım. Ya da sen geldiğinde toplantı çoktan başlamış olacak. Bak bunu yazalım. Sen geldiğinde when you come, toplantın arkadaşlar, the meeting, okay, the meeting will have started. Sen geldiğinde toplantı başlamış olacak şeklinde kullanacağım. Bu burada kalsın. Şimdi gelelim perfect continuous. Bakın continuous. Continuous'un olduğu yerde bir kere bir ing var. Unutmayın. Şimdi ben bu continuous'ları nasıl kullanacağım? Bunun mantığı ne? Present continuous'ta biz ne yaptık? Şu anda devam eden bir eylemi söyledim. Yani he is watching TV. He is watching TV. Ne yapıyor? Televizyon izliyor. Şimdi ben bu o kişinin şu anda yaptığı eylemin süresini söylemek istediğimde kullanacağım bir zaman. Yani bunun Türkçe karşılığı nedir arkadaşlar? O da yapıyorum. Şu anda yapıyorum. Yapıyorum ama ne kadar süredir yapıyorum? Bir saattir mi o eylemi yapıyorsun? 10 dakikadır mı? Sabahtan beri mi? Yani burada mesela ben 2 saat diyeyim şöyle. Bunun anlamı yapıyorum ama ne kadar süredir süresini, buradaki yapılan eylemin süresini söylemek istediğimde kullanacağım bir tense. Hangi tense? Present perfect continuous. Peki nasıl kullanılıyor? Eylemi yapan kişi cümlenin başına gelecek. Have ya da has. Ondan sonra been artı fiili ing takısı ekleyeceğim. Bitiriyorum. Şimdi he is watching TV. Şu anda televizyon izliyor. Televizyon izliyor diyeceğim. He has been watching TV for 2 hours. Bakın burada süresini söylerken ya for diyeceğim ya da nasıl okuyorsun bunu? Birçok insan bunu since diye okuyor. Değil. Bu since diye okunacak arkadaşlar, tamam mı? Ya for ya da since ile ben bu süresini söyleyeceğim. Yani illa 2 saat 3 saat izliyor diyebileceğim gibi saat 2'den beri izliyorum da diyebilirim. O zaman ne diyeceğim? I have been watching TV since 1 o'clock. Saat 1'den beri izliyorum diyebilirim. Tamam mı? Demek ki arasındaki fark şu eylemi yapıyorum. Ben bu yaptığım eylemin süresini söylemek istediğimde kullanacağım tense bu. Bu da kalsın. Gelelim past perfect continuous. Past perfect continuous da bu da yapıyordum. Tamam mı? Aslında şu kadar sürede ben bunu yapıyormuşum gibi Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Bizde olmayan bir zaman olduğu için biz bunu çok iyi bir şekilde translate edemiyoruz. Bu yapıyordum diyelim. Peki bu ne demek? Sen eve geldiğinde bir saattir kitap okuyordum. Bak sen eve geldiğinde ben bir saattir kitap okuyordum. Sen eve geldin. Bir saattir kitap okuyordum. Bak bundan önce olduğu için ben past perfect continuous'u kullanacağım. Peki bu tense nasıl kullanılıyor? Yapısı ne? Eylemi yapan kişi cümlenin başına gelecek. Ondan sonra had been artı fiil ing eki kullanacağım. Yani when you came, geldiğinde I had been reading a book for 2 hours. 2 saattir kitap okuyordum. Ya da sen gittiğinde ben 1 saattir televizyon izliyordum. When you left, I had been watching TV for 2 hours. 2 saattir televizyon izliyordum gibi. Bu da kalsın. Gelelim future perfect continuous. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu da gelecekte yapıyor olacaksın. Tamam mı? Yapıyordum. Yapıyor olacağım. Yani bunu nasıl kullanacağım? Yine eylemi yapan kişi cümlenin başında. Gelecek. Ondan sonra will, have. Den sonra arkadaşlar been kullanacağım. Değil mi? I will have been. Fiil ing 2 getireceğim. Peki Türkçe anlamı yapıyor olacağım. Nasıl kullanacağım ben bunu? Burada da bir zaman vereceğim. Sen yarın işe geldiğinde ya da sen yarın işe vardığında toplantı 3 saattir sürüyor olacak gibi. Tamam mı? Sen yarın havaalanına geldiğinde ben seni 4 saattir bekliyor olacağım. When you come to the airport, I will have been waiting for you for 3 hours. Şeklinde söyleyeceğim. Yani sen yarın okula vardığında sınav 1 saattir sürüyor olacak. When you come at school tomorrow ya da when you arrive at school tomorrow, the exam will have been going on for 1 hour. Şeklinde söyleyeceğim. Şimdi demek ki şu sütunlar arkadaşlar sürelerini söylerken kullanacağım zamanlardır. Bunda mutlaka süresini söyleyeceksin. Tamam mı?
Yani hangi süresini söylüyorum? Şunun süresini söyleyeceğim. Şurada present continuous'un süresini söylerken kullanıyorum. Past continuous'un süresini söylerken kullanmıyoruz tabii. Burada bir eylemin meydana gelmesi lazım. Ondan önce başka bir eylem gelecek. O zaman onun süresini söylüyorsun. Burada da future continuous'u kullanıyorum arkadaşlar. Future perfect continuous'da gelecekte yapılacak bir eylemin aslında şunun süresini söylemek istediği zaman kullanacağım bir yapı bu. Evet, umarım faydam dokunmuştur. Bazı şeyler kafanızda daha iyi oturmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.